yerindeyiz. Evet sayın üreticiler, bugün Ovacık yerindeyiz. Burada üreticiyi bilgilendirmek adına bu kosus kosus dediğimiz kızıl kurt harfiyle bunun nasıl oluşum geçirdiğini, evrelerini görsel olarak üreticilerimize sunmak bağında çeşitli materyallerimizi hazırladık. Bu gördüğünüz kurdun pupa dönemindeki halidir. Daha sonra burada kelebekten pupanın çıkış şekli yarı kelebek, yarı pupa olaraktan görebilirsiniz. Kabuk da zaten kestane ağacı kabuğu. Bu kestane ağacı kabuğunun içerisinde evet. Kestane talaşı ve kendi ürettiği ipeksi salgıyla oluşturduğu kozanın içindeki pupayı görüyorsunuz. Bu pupanın içerisinden kelebeğin nasıl dışarıya çıkmak istediğini, çıkış anını buradan görselleyebiliriz. Daha sonra da şu şekilde kelebek dışarıya çıktığı zaman kelebeğin kendi görüntüsü. Bu evet, kelebek bir kanadı yok şu an. 700 larva bırakır kestane ağacımızın hastalıklı bölgelerine. Bu şekilde kurt popülasyonu oluşmuş olur. Tüm üreticilerimizi bu konuda bilgilendirmek adına bu görseli hazırladık. Üreticilerimize mücadelesinde başarılar dileriz. Biz de elimizden gelenin yardımı yapıyoruz zaten. Bu şekilde görsellerle de bunu destekliyoruz. Kurtuna canlı. Canlı olmuyor. Bu pupa şu anda canlı halde ve şöyle dokunduğumuz zaman kuyruğunu oynatacaktır. Bunun oynatması kendini muhafaza etmesi. Yani bir kurttan kuştan bu şekilde kendini muhafaza ediyor. Hani bir zararlı geldiğinde bu salladığı zaman kaçacaktır. Bu da canlı bir pupadır şu anda. Gördüğünüz gibi. Güzel mi? Güzel mi?